Celal. Kebapçı Celal. Hoş geldiniz beyler. Nasıl yardımcı olabilirim? Tanımadı beni. Pek rahat görünüyor. Tanıdım Celal Bey. Sıkıntı nedir? Dinliyorum. Yazık. Yakmış bu kafayı. Niye ayakta konuşuyoruz? Buyurun lütfen. Ayağa. Ne içersiniz? Yok, yok. Sen gel yeter. Seni içeceğiz. Çocuklar bize müsaade edin. Ulan gümbür gümbür geliyor bela. Hadi yavrum şerbet, göster kendini. Eyvah. Ulan avukatı çok kötü öldürecek ha. Buyurun kartım. Buyur babam. Her gün cins insan tanıyorsun değil mi Davut? Öyle babam öyle. Ama bu Yul Brynner cinslikte zirve yapmış. Cinsini siktiğim. Bence başına geleceklerden hiç haberi yok. Konuya gelsek bir toplantım var. Toplantı diyor bu baba. Bu ne dediğini biliyor mu Melek? Sinan bende. Sarı Hüsnü bende. Bizi polise ihbar etmişsin. Söyle bakayım bana. Onu da böyle kibarca mı yaptın? Ha? Konuya geldiğinize sevindim. Kimsin lan sen avukat bozuntusu? Kimin köpeğisin? Tasmanı kim tutuyor? Kim var arkanda? Havullah o ismi bana. Kafanı kaldır da etrafına bak Celal. Göreceksin. Benim hiçbir önemim yok Celal Bey. Bence de. Şimdi burada benimle konuşuyorsunuz. Tamam, belki sonra kafama sıkıp beni ortadan kaldırabilirsiniz. Ama sonra karşınıza başka bir avukat gelecek. O zaman da ona soracaksınız. Kimsin sen diye. İşin özü, ben önemli değilim. Önemli olan patron. Kimmiş bu patron? Kısa bir özet geçeyim size. Bir zamanlar sıradan bir taksiciydi. Ta ki kendini güçlü sanan adamlar tarafından öldürülmeye çalışıncaya dek. Hikaye anlatmayı bırak. Patronun kim onu söyle hadi, sadede gel. Siz sordunuz, ben de anlatıyorum. Müsaade ederseniz devam edeyim. Konuş. Bir gün taksisine bir müşteri biner. Patronun mu? He minik, patronun. Müşterinin peşinde mafya vardır. Patron müşteriyi mafyadan kurtarır ama taksi mimlenir. Mafya bir şekilde evine kadar bulur. Patronu ailesini öldürmekle tehdit ederler. Patron delirir. Bütün mafyayı tek öldürür. Sonra da onların tahtına geçer. Ya yürü git, masallarını çoluk çocuğa anlatsın. Derdiniz ne? Derdiniz onu söyle. Köstencereden boşalan yere patron geçecek. Siz uzak duracaksınız. Yok ya. Bana bak avukat bozuntusu. Ben meydan öyle hayaletlere bırakmam. Gelsin senin o taksici kardeş, kendi anlatsın masalını. Gelince ben ona bir de bir taksimetre takacağım. Masal tamamlanmış olacak. Ya Davut alın şu puştu. Görüntüden başka bir numara yok. Öğreneceğimizi öğrendik zaten. Şemçenko. Celal Bey bakın. Bakılacak yerlere çoktan geçtik. O zaman sizi tehdit etme sırası bende. Tövbe estağfurullah ya Allah. Eşiniz Yeşim Hanım. Şu anda bir alışveriş merkezinde bir mağazada. Oğlunuz Mustafa şu anda şoförünüz tarafından okuldan alınıyor. Hani şu Keloğlan'da padişahı oynayan. Manevi kızınız avukat Melek Hanım. Sizin evinizden kendi evine gidiyor. Yanılmıyorsam bir süredir sizde kalıyordu değil mi? Bu iş burada bitmedi. Söyle o patronuna. Biz ne pehlivanlar gördük, ne baba yiğitler geldi geçti. Bakın Celal Bey, amacımız sizi tehdit etmek değil. Ama buradan düşman olarak da ayrılabiliriz. Dost olarak da. Karar sizin. Bu arada aranızda hala kafama kurşun sıkmak isteyen varsa her yerde kameralar var. Her şey kaydediliyor. Kayıtlar da burada değil. Güvenli bir yerde. Avukat. Seni güvenli bir şekilde kaldıracağım. Hiç merak etme. İntikamın alınacak sevgilim. Rahat uyu. Avukatı Baro'dan bir araştırın Melek'le. Hemen baba. Kimmiş, neciymiş? Aslı astarı var mı anlattıklarının bir bakın. Ne oluyor babam? Kimmiş bunlar? Anlayacağız Şevko. Ben tanımadığım insanı öldürmekten hoşlanmam. Kimmiş bilmek isterim önce. Böyle rahatını ilk defa görüyorum. Neye çattıklarını bilmiyorlar babam. Davut. Soruştur etrafı. Bizim alemde bilen var mı? Bir bakalım. Tamam. Tamam babam. Hadi gidiyoruz. Hoş geldiniz. Afiyet olsun. Sağ olun. Aç mısınız? Hazırlatayım mı servisinizi? Yok Yeşim Hanım, hiç zahmet etmeyin, sağ olun. Eyvallah hanım yenge. Eminsiniz peki? Var mı şu avukattan bir haber? Dediğin gibi avukatı araştırdık baba. Baro kayıtlarını bir bir taradık. O isimde bir avukat yok Celal baba. Emin miyiz? Vallahi biz de şaşırdık. Hatta avukat arkadaşları da aradım ama... Onlar da tanımıyor böyle birini. Bak sen şu işe. Ne oluyor Celal? Kim bu avukat? Biri işte. Boş ver gülüm. Cık. Sen ne yaptın Davut? Baba bizim alemdeki bütün eski kulağı kesiklere gittim. Bu avukatın ne ismini ne cismini bilen yok. Tam bir sır. Ne oluyoruz lan? Kim peki bu adam? İnmecin mi? Ne oluyoruz Sarp? Baba vallahi ben de bilmiyorum, ne olduğunu anlamadım ama aklıma takılan bir şeyler var. Söyle. Sen bugün evine gittin mi? Yo, gitmedim. Niye sordun? Bir dakika. Yeşim Hanım, siz bugün alışverişe çıktınız mı? Hayır, evdeydim bütün gün. Lan bu ne iş? Ne oluyor Celal? Birileri bize oyun oynuyor. Gülüm dur hele. Evlat, sen bugün bütün gün okuldaydın değil mi? Gitmedim baba, bugün hastaydım. Annem de göndermedi, ben de bilgisayarda oyun oynadım. Hı, ateşi vardı. Bu avukat balon çıktı. Yemişler bunlar bizi. Aynen öyle babam. Olduklarından farklı görünmeye çalışıyorlar. Celal baba. Sonra? Bu avukat bozuntusu patron demişti hani. Hikayesinden falan bahsetmişti. Ha. Taksiciymiş bu. Bütün mafya bununla uğraşıyor. Sonra taksici mafyayı bitiriyor. Aha, aynen böyle bir bilgisayar oyunu vardı. Harbi mi diyorsun Mustafa? Vallahi abi, süper bir oyun. Böyle taksici herkesi aklıyor. Bak sen işe ya, adam bizi ayaküstü uyutmuş. Bu bir oyun. Başlarına yıkacağız onların. Davut. Babam. Topla sabah bizim çocukları. Eyvallah. Tam takım gidiyoruz. Avukatını, patronunu bulacağız. Atari oynayacağız. Atari. Taksici kebapçıyla tanışmadı da. Ben kurtulamayacak mıyım senden? Kurtulacaksın, kurtulacaksın. Gel seninle son kez bir konuşalım hele. Sonra her şey istediğin gibi olacak. Sen yoluna, ben yoluma. Hadi bakalım. Seninle de şu son konuşmalarımız bir türlü bitmedi be. Dedim ya, bu sefer farklı. Başla bakalım. Tamam, başlayalım. Gün sonu mu aldım? Aynen dediğin gibi, gün sonu gibi bir şey. Bu benim istifa mektubum Sarp. Sen şimdi bana inanmasın. Al oku, al, al. Seninle çalışmazsam istifa ederim demeye mi çalışıyorsun? Yok öyle bir şey. Kimseye bir şey ispat etmek istemiyorum. Sarp. Ben artık yokum. Bak, bu mektup bu akşam işleme girdi bile. Demek istifa ediyorsun Yusuf Müdür. Güzel. İyi düşünmüşsün. Hayırlısı olsun. Da. Bana niye bunu anlatıyorsun? Bak Sarp, sadece başladığın işi bitirmeni istiyorum. Tamam, benimle çalışmak istemiyorsun, bana güvenmiyorsun. Tamam, ben yokum. Zaten böyle amirle, böyle müdürle çalışılmaz. Duygu sömürüsü yapma. O timsah gözyaşları yemez. Sarp, duygu sömürüsü falan yapmıyorum. Sen de biliyorsun. Bak şu kadar hatırım varsa başladığın işi bitirirsin. Peşini bırakma. Bu kadar. Yarın ilk iş emniyet müdürüme seni bildireceğim. Onlar seninle direkt temasa geçecekler. Tabii seninle bağlantıya geçecek alt rütbede bir arkadaş da olacak. Kimmiş bu arkadaş, tanıyor muyum? Tanıyorsun. Ailene yakın biri. Aileme yakın biri. Mert komiser. Mert. En uygun isim o. Zeki bir çocuk. Yarın Mert'e seni anlatacağım. Celal'in adamları arasında bir polisimiz var. Sarp aslında gizli soruşturmacı diyeceğim. Eğer kabul edersen buluşup birlikte çalışacaksınız. İşte benden bu kadar. Hakkını helal et. Tabii bir hakkım varsa. Soruma cevap alamadım. Bir dakika. Coşkun nereden biliyor bütün bunları? Meleğin öz kızı mı olduğunu? Evet. Nasıl biliyor bütün bunları? Şimdi ben kızımın bulmanın sevinciyle buna para verdim. Çakalın gözü açılmış. Ben farkında değilim. Bu hikayenin peşine düşmüş. Sonra anlamış gerçeği. Yıllardır benden parasızdırdı işte. Yani para mühim değil. Bir gün bu sırrı kızım öğrenir diye çok endişelendim ben. Ne yaptın peki? O köpeği öldürttüm. O gün bugün ölü zannediyordum. İntikam dediği buymuş demek. Evlat. Sırrımı tutacaksın değil mi? Elbette. Melek bunu bilmeyecek. Merak etme. Kahrolur baba. Kahrolur tabii. Bir dakika. Madem öyle ben de sana bir sır vereyim. Söyle. Bu Coşkun piçi var ya. Bana dedi ki senin bir ailen var. Bir annem, bir babam, bir abim varmış. Sen neler diyorsun Mert? Ne güzel haber bu. Peki kimmiş ailen? Bir şey söyledi mi? Yok, o aynı işte. Koz olarak kullanıyor. Demek bir ailem var ha. Keyfim yerine geldi. Eğer doğruysa, yaşıyorlarsa Coşkun'u sahile geçireceğiz. Aileni sorup öğreneceğiz. Aynen öyle olacak. Tabii tabii. Sahile geçmeli, sormalı, öğrenmeliyiz. Demek anne, baban, abin. Vay be! Vay! Yalnız sen Coşkun öldü bil. Ürkmesin, korkmasın. Ben tek başıma halledeceğim. Aynen öyle. Sen hiç merak etme. Görelim bakalım kaç okkaymışsın avukat. Ne oluyor lan? Yanlış yere mi geldi? Yeri burası değil miydi? Hayır baba, burası doğru, yanlış değil. Nerede bunlar? Kaçmış bu şerefi bozuklar babam. Yahu nasıl bir adam bu? O kadar caka satıyor, ondan sonra pırrrr. Baba, burada senin için bir şey var. Celal Bey'e özel. Söylediğim hiçbir şey tutmadı Celal Bey. Farkındayım. Yeşim, Mustafa ve Melek'le ilgili. Zaten Melek niye taşınsın ki öz babasının evinden? Baba ne oldu? Yok bir şey. Kızcağız bilmiyor değil mi annesinin senin öldürdüğünü? Sokaklarda dilendirildiğini bilse senin yüzüne bakmaz, bilsin ister miyiz Celal Bey? Lan! Gebereceksiniz lan! Gebereceksiniz! Babam ne oluyor? Ne yazmışlar baba kağıda? Akılları sıra şekil yapıyorlar. Baba söyle, ne gerekiyorsa yapalım. Dur Davut, dur. Bu telefon boşuna değil. Söyle ulan, söyle. Patronun gönderdiği mesajı aldın değil mi Celal Bey? Aldım, aldım. Ama canını da alacağım. Söyle o patronla kaçmakla yırtamayacak. Dünyayı elimde küçücük bir top haline getireceğim. Sonra senin o patronum dediğin böceği cımbızla çekip alacağım. Göreceği son şey kunduramın ekşisi olacak. Celal Baba, bunlar kimi kızdırdıklarını bilmiyorlar. Bilecekler. Baba! Bak hala kimler gelmiş. Davut, ne yapıyorsun? Yakacaksın mı beni? Dur bir. Babam, cezası neyse razıyım. Boğacağım ben onu. Melek, sık dişini, sonra bitirirsin işini. Celal, bizi arıyormuşsun. Artık saklanmak yok, kaçmak yok. Buradayız. Lan adam konuşmasa da etkili kardeşim. Karabatak gebersin. Oradan batıyorsun, buradan çıkıyorsun. De hadi de. Ne diyeceksen artık. Seni ilk gördüğümde söylediğim şey hala geçerli Celal Bey. Dost da olabiliriz, düşman da. Kararını ver artık. Tamam. Vereceğim. Ama senin o patron dediğin var ya, bizzat ona ben söyleyeceğim. Şunu da yanına gelene kadar bilmeyecek. Dost olarak mı geldim, düşman olarak mı geldim? Patron dedi ki dost olacaksak Sarı Hüsnü ile Sinan'ı serbest bıraksın. Aman diyeyim. Celal babanın müsaadesi olmadan zıvanadan falan çıkayım deme deli oğlu. Korkma çekirge. Çekirgeyi biliyorsun değil mi? Hani bir sıçrar, iki sıçrar. Üçüncü de... Çekirge yakalarsan bunu söyle mutlaka. Ulan özlemişim seni al yanak. Özellikle de şu ses tonunu. Müptelası oluyor insan. Duyası geliyor. Sarp! Her şey istediğiniz gibi Umut Bey.